Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün 4 Eylül 2019 Çarşamba. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Erzincan'da Halk Sağlığı Çadırı açıldı. Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle Erzincan'da Halk Sağlığı Çadırı kuruldu. Barış Manço Parkı içerisinde oluşturulan Halk Sağlığı Çadırı'nı ziyaret eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yürütülen sağlık hizmetlerine yönelik İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Erkan Nirik ve sağlık ekiplerinden bilgiler aldı. Burada sağlık çadırını kurduk. Burada amacımız ince basmakta yaptığımız, ilimizde hizmete sunduğumuz hizmetleri yakından halkımıza tanıtmak. Burada biz birinci basamakta 27 aile sağlık merkezinde, 75 aile hizmetinde, bir tane sağlık ve hayat merkezinde, 3 tane toplum sağlığı merkeziyle, bunun içerisinde ketemi, sigarayı bırakma polikliniği ve birçok teferruatıyla yaptığımız uygulamaları halkımıza anlatmak ve bunun farkındalığı yaratmak. Çünkü burada hep sağlık denince akla direkt tedavi edici olarak hastane ayağa geliyor ama aslında sağlığın korunmasına birinci basamak sağlık hizmetinin önemi çok fazla var. Burada amacımız bu hizmeti sunmak. Burada gördüğünüz çadırlarda ücretsiz tanıtımla birlikte kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü, diyetisyenimiz tarafından boy ve kilo ölçümü yapılacak. Sigara bırakma polikliniğimiz tanıtılacak. Keten faaliyetleri tanıtılacak ki biliyorsunuz halkımızı bunda bilinçlendirmek adına ücretsiz kanser taramaları belli risk gruplarına yapıyoruz. Bunların tamamını halkımıza tanıtmak, bilgilendirmek amacıyla bunu düzenledik. Siz de buraya teşrifiniz bizi onurlandırdı efendim. Buradaki size eşlik ederek yapılan hizmetleri size tek tek anlatabilirim. Burası ÇEKUS birimimiz. 50 öncesi danışma hizmetlerimiz var. Aynı zamanda arkadaşlarımız, bu birimlerde çalışan arkadaşlarımız yapılan hizmeti direkt halka birinci ağızdan sunmayı hedefledik. Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik düzenlenen etkinliğe ilişkin olarak bilgiler verdi. Arkadaşlar 3-9 Eylül arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri sebebiyle şu anda sizlerle birlikte bulunuyoruz. Erzincan'da Kulem önünde bir şenlik havasında geçmesini amaçladık Halk Sağlığı Haftası'nın ve burada Halk Sağlığı birimlerimiz tarafından birinci basamak sağlık hizmeti sunduğumuz birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha yakın tanıtımını amaçlamak amacıyla burada çadırlar kurduk. Burada birinci basamakta tamamen ücretsiz Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu KETEM'den Sağlık ve Hayat Merkezi'ne çeşitli sloganlarla yaptığımız hizmeti halkımıza direkt ulaştırmak amaçladık. Burada ücretsiz tamamen yapılan uygulamalarla tansiyon takibi, kan şeker ölçümü, diyetisyenimiz tarafından boy kilo ölçümü ve önerileri, psikolog tarafından uygun tedaviler burada planlanıyor. Burada amaç halkımızın bu konuda farkındalığını yaratmak. Çocuk ergen ruh sağlığı birimiz tarafından da bir kadına yönelik şiddete uygun burada bir ağaç planlandı ve buraya gelen misafirlerimiz tarafından burada ilgili verilecek mesajları, kendi elleriyle yazdıkları mesajı burada sergileyeceğiz. Bu etkinliğimiz bu hafta boyunca burada olacak. Tüm halkımızı buraya bekliyoruz. Bu fırsatta siz bu vesileyle bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise Halk Sağlığı Haftası nedeniyle bütün vatandaşlara hastalanmadan sağlıklarını koruyabildikleri hareketli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ederek tüm sağlık çalışanlarına ise kolaylıklar diledi. Erzincan Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Anagol 24 Erzincan Spor hafta sonu oynayacağı 2. hafta maçı Karbel Karaköprü Belediye Spor hazırlıklarına Erzincan Spor Vedat Çimen tesislerinde başladı. 3. ligin 2. haftasında kendi sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Anagol 24 Erzincan Spor, hazırlıklara teknik direktör Mustafa Sarıgül nezaretinde başladı.
İdman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Mustafa Sarıgül, "Sakın moralinizi bozmayın. Bizler size güveniyoruz. Bu işi birlikte başaracağız." dedi. Evet, biz de çok istemediği bir skorla karşılaştık. İyi bir oyun olmadı bizim için de. Skor da zaten o şekilde yansıdı. Daha şeyler yapabilirdik. Maçtan önceki hazırlıklarımıza göre de olumlu şeyler konuştuk ama bir türlü sahaya onları yansıtamadık. Biraz daha mücadele etmeye ihtiyacımız var. Şu andaki hazırlıklarımızda Karaköprü'yle alakalı yapmaya başladık. Şu anda cezalımız yok. Sakatımız da çok önemli bir sakatlığımız da yok onunla alakalı. İnşallah Karaköprü maçında bugün itibariyle başladık. Güzel bir skorla, güzel bir galibiyetle döneceğiz. Bunu da şimdiden şeyini söyleyebilirim. Tabii ki ilk maçın bir moralsizliği var ama onu toparlayacağız. Allah'ın izniyle cumartesi günü herkese güzel bir Erzincanspor seyrettireceğiz. Konuda evet, rahat ol. Sezon, transfer sezonu kapandı. Kapanmasına kısa süre kala yaklaşık 3 tane daha transfer yapıldı. İstediğiniz transferler miydi? Transferlerden memnun musun? Memnunum. Özellikle Abdurrahman'la alakalı ben zaten merkez oyuncusu zaten çok istedim. Alternatif 3 takımda da oynayabiliyor. Erman'la alakalı da forvete biraz daha ihtiyacımız vardı. Bu şekilde yaptık. Bizim birlikte karar verdiğimiz bir durum. İhtiyacımız olan bir şeydi. Zaten çok daha önce de istiyorduk ama bir türlü onları son dakikaya kadar herkes ikincilik kovalıyordu. Beklediler. Son dakikaya kaldı. Ama olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. İnşallah da eksiklerini kapatıp bir önce takıma katılırlar. Faydalı olurlar diye düşünüyorum. Erzincanspor. Hocam kupada da rakip belli oldu. Kupada kupayla ilgili düşüncelerinizi. Ya şimdi şampiyonlar takımlarda biraz zorluk vardır bu konularda ama alternatif kadromuz var. Onlarla alakalı da gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Yani ama amacımız illaki orada çok üst seviyeye kadar çıkabilir miyiz onu çok kovalamak taraftarı değil. Ama alternatif kadroda bunu başarabilecek oyuncular var. İlk zaten ballı bir takımdır. Sonra üçüncü kendi kategori. Yukarıya çıktıkça biraz şey. Kalabilirsek gruplara kalmaya çalışırız. Olmasa da çok şey değil. Ama dediğim gibi kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Onlarla da sıkıntımız yok. Sayın seyirciler, Haziran ayı sonu itibariyle Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59.864 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 23.044.761 olurken Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 59.864 oldu. Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 23.044.761 adet taşıtın %54.1'ini otomobil, %16.4'ünü kamyonet, %14.2'sini motosiklet, %8.2'sini traktör, %3.7'sini kamyon, %2.1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0.3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.